Sümürge Mühendis kanalına hoş geldiniz. Bugün size bütçenize katkı sağlayacak bir sırdan bahsedeceğim. Elektrikli süpürge makinenizin fitresini yeni almak yerine yenileyerek daha ekonomik çözümler sunabilirsiniz kendinize. Şimdi bu fitreye baktığınızda bunlar 60-70 lira bandında satılan fitreler. Şimdi biz kendimiz yapacağız. Şimdi şöyle Universal HEPA filtre kağıtları var. İnternette araştırıp bakabilirsiniz. Bunun da santimleri var. Burada dikkat etmeniz gereken bu 1 santim, 1,5 santim, 2 santim. Bunu neye göre belirleyeceksiniz? Direkt olarak bunun yüksekliğinden belirleyebilirsiniz. Ya da bunu söküp ona göre yüksekliğini belirleyebilirsiniz. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken şöyle maket bıçağıyla açacaksınız. Ama açarken dikkat edin. Ama daha garanti bir şey isterseniz şöyle filtrenize şöyle filtrenin kenarına tornavidayla vurursanız hemen çıt diye atacaktır. Geri kalan kısmını da maket bıçağıyla ayıklayabilirsiniz. Şimdi filtremizi takacağımız için sıcak silikon tabancamızı takalım. Evet, bir yerden atınca zaten kendini salıyor filtre. Şöyle kenarından. Hemen attırabiliriz. Evet. Buraya da vuralım. En hızlı yöntemi vurmak arkadaşlar. Bazen maket bıçağıyla tehlikeli olabiliyor. Şimdi filtreyi böyle çıkarıyoruz. Zaten tozları görüyorsunuz. Orada şey yok. Şimdi çıkardığımız filtrenin ölçüsüne bakıyoruz. Şöyle baktığımızda 1,5 santim. Burada 1,60 mı, 1,70 mi, 1,30 mu gibi bir kalıp yok. 1, 1,5 ve 2 santimler var. Şöyle şuradaki işarete göre şu anki elimizdeki 1,5 bundan keseceğiz. Şu şekilde kesersek birbirimizi. Filtremizi şöyle kestik. Hangi boyutta? Şöyle yerleştiriyoruz. Şimdi bu sıcak silikonla etrafını döneceğiz. Şimdi bu filtreden filtrenize göre minimum 4 tane çıkıyor. Ama böyle ufaksa bu 6'ya kadar çıkabiliyor. Zaten daha da ufak filtreler yok açıkçası. Bunlar daha ekonomik olmuş oluyor. Ama burada silikon, mesela silikonun çubuğunun tanesi 2 lira. Burada tabii değerlendirmek lazım. Şeyin ne kadar silikon yediğini, işte ne kadar kağıt yediğini, bunu oturup uğraşmaya vaktiniz var mı? Eğer bu şekilde vaktiniz varsa en ekonomik çözüm bu olacaktır. Evet, silikonu atmaya başladı.
Şöyle. Şimdi şu şuraya bir şerit çekiyoruz silikondan. Burayı önce bir kenara yapıştırıyoruz sıkıştırarak. Şimdi bu yapışma çok önemli. Sonra öbür tarafına yapıyoruz. Şimdi bu silikonu sıkarken böyle şimdi bu iki tarafı yapıştırdıktan sonra filtrenin dört köşesini döneceğiz. Şöyle. Burada silikonu sağa sola çok bulaştırmamaya çalışın. Filtrenize bulaştırmamaya çalışın. Yani filtrenize bir yapıyorsunuz. En sondaki filtreye denk gelecek şekilde. Çünkü bütün şeyleri kullanmak istiyoruz. Filtrelerini. Şöyle mermimizi koyalım. Evet, filtremiz güzelce oturdu. Şu aralıklarının sıralı, yani düzgün olduğuna dikkat etmeye çalışın. Şimdi bu silikonu bırakacağız. Kuruduktan sonra kullanabiliriz. Ben ilk 1 saatte, 2 saatte kullanmamayı tavsiye ediyorum. İyicene otursun, iyicene yesin diye. Bunu terse koymayın. Böyle koyun ki filtrenizin arasına doğru yavaşlığına hem otursun hem de yapışsın. Filtre aralığı çok güzel gözüküyor şu anda. Yani gayet uygun. Ya bir tarafa toplanıp bir tarafa açık kalırsa bu sefer filtrede orada patlamalar, dışarı doğru çıkmalar, şu plastiğinde kırılmalar gibi durumla karşılaşabilirsiniz. Bunun için mümkün mertebe düzgün bir şekilde filtrenizi yenileyiniz.